2048'de dünya, aşırı popülasyon yüzünden insanların saldırganlaşmasıyla zor bir süreçten geçmektedir. Rick Johnson adında bir savaş pilotu, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a gitme projesine gönüllü olur. Dr. Freya Upton, deneye hazırlanmak için Rick ve ailesine yeni evini gösterir. Ünlü Profesör Martin Collingwood, deneye öncülük etmektedir. Collingwood, gönüllülere görevlerinin doğasını ve deneyin nasıl bir şey olacağını açıklar. Titan, Güneş sisteminde ilkel bir ekosistemin bulunabileceği atmosfere sahip tek yerdir. Doktor, Titan'ın sıvı metan ve nitrojene dolu olduğunu ve orada yüzme, nefes alma gibi şeylerin imkansız olduğunu söyler. Gezegen çok soğuk ve hayatı düşman bir yapı barındırmaktadır. Ama yine de insan genetiğinin sürprizlerle dolu olduğunu düşünmektelerdir. Gönüllüler, Iker, Tali, Bita, Timothy, Zane, Anton ve Rick, hayatta kalma özelliklerinden dolayı seçilmişlerdir. Dersten sonra katılımcılar deney için laboratuvara geçerler. Hepsine fiziksel sağlıklarını güçlendirmek için sıvı kimyasallar enjekte edilir. Bu arada, Rick'in ailesi en iyi zamanlarını yaşamaktadır. Kendilerine özel bir alanda Lucas okula gider. Bazı günler bu zengin mahallede partiler ve buluşmalarda düzenlenir. O gecenin ilerleyen saatlerinde Rick yatağa girmekte zorlanır ve merdivenlere takılır. Abigail ona yardım eder ve bu deneyin yan etkileri olduğunun farkındadır. Tıptaki uzmanlığını kullanarak kocasına yardımcı olur. Ertesi gün deney devam eder. Gönüllülerin ne kadar süre su altında kalabileceğini test ederler. Rick ve Tali aralarında bir rekabete girmeye başlar ve en son su altında kalan onlar olur. Albay Patterson havuzu gözlemler ve sonuçların ne kadar umut verici olduğuna şaşırır. Kısa bir süre sonra Tali artık nefesini tutamaz ve yukarı doğru yüzer. Rick, havuzda birkaç kez inanılmaz bir hızla yüzer, bir 42 dakika su altında kalmayı başarır. Bu duruma oradaki herkes şaşırmıştır. Yoğun programına ve artan sorumluluklarına rağmen, Rick iyi bir baba ve koca olmaya devam eder. Ailesiyle vakit geçirmeye ve babalık görevini yerine getirmeye özen gösterir. Ancak Abigail, evliliklerinde gerginlik hisseder ve rahatsızlığını iyi bir dille ifade eder. Ertesi gün, Ryan ile vakit geçirir, Zane'in karısı. İkisi de bu garip deneyin içinde olan kocalarının belirsizlik mücadelelerini paylaşmaktadır. Rick'in eğitimi daha yoğun hale geldikçe dizinde ve sağlığında değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Bir gece Abigail evlerinin soğukluğuna uyanır. Klima en düşük sıcaklığa ayarlanmıştır. Ancak Rick hala sıcak hissetmekte olduğunu söyler. Ellerini bir buz kovasına sokar ama bu ona hiç yardımcı olmaz. Laboratuvara geri döndüklerinde katılımcılar sıvı metan havuzunda yüzmek için eğitilirler. Doktorlar ve araştırmacılar koruyucu giysiler giymektedir. Eğitimleri onları zor durumlarda ve hayatta kalmaya hazırlayan fiziksel aktivitelerden oluşuyor. Titan benzeri ortamlarda daha fazla uyum sağlamak için testlere girdikçe daha da zorlaşır. Antrenmanın yoğunluğundan dolayı Rick saçlarının bir kısmının döküldüğünü fark eder. Tam bu sırada Bita bir anda titremeye başlar. Bu da büyük paniğe sebep olur. Freya onu diriltmeye çalışır ancak hayata döndüremez. Üzücü bir şekilde oradaki herkes Bita'nın ölümüne şahit olur. O gece gönüllüler Bita'nın öldüğü gün ne olduğunu tartışmak için toplanır. Şüphelerini paylaşırlar. Ancak Zane hepsinden daha tedirgin gözükmektedir. Abigail yemek hazırlarken gönüllülerin koyu renkli damarlarını görünce endişelenmeye başlar. Yemeğin ortasında Zane karısını iktirir ve agresif tavırlar gösterir. Etrafı kırıp dökmeye başlayınca diğerleri hemen koşturur, Freya'yı son anda kurtarırlar. Freya ertesi gündür iki ziyaret ederek ona ilaç verir. Abigail bir doktor olarak kocasına verilen maddeleri sorgular. Ancak durumlarına dahil olan hukuki sebeplerden dolayı müdahale edemez. O gece Rick hastalanır ve banyolarına kusar. Abigail incelebilmesi için Rick'in kanından ve kusbuğundan bir örnek alır. Kısa bir süre sonra evin etrafındaki kameraları fark eder. Bu da taşındıklarından biridir, gözetlendiklerini ifade etmektedir. Rick su altında mola verirken derisinin büyük miktarda parçalandığını fark eder. Karısı da bunu fark etmiştir ve deneyin geçerliliğini ve güvenliğini sorgulamaya başlar. Rick'ten alınan örneği incelemeye başlar ve kanının gerçekten daha koyu olduğunu doğrular. Bu arada Rick, Titan'daki düşük ışığa uyum sağlamak için kornea bölgesinden göz ameliyatı geçirmektedir. Ancak geçici körlüğe neden olur. Bu da Abigail'in sinirlenmesine yol açar. Rick'i laboratuvara götürür ve Collingwood'da deney hakkında yüzleşir. Ama doktor ona her şeyin kontrol altında olduğuna dair garanti verir. Abigail umutsuzca eve gelir ve laboratuvara götürmek için ailesinin eşyalarını toplamaya başlamış. Ama dışarıdan gelen birkaç araç sesi duymasına sebep olur. Askerler onun Ryan ve Zane'in evine gitmesini engellemektedir. Zane başka bir sinir krizi yaşamaktadır ve Ryan'i pencereden dışarı atıp ölümüne sebep olur.
Zeyn insanüstü bir güce kavuşmuşmuş. Askerler eve girer ve onu öldürür. Hocasını tesiste ziyaret ederken Abigail, Hollingwood'un ofisine gizlice girmek için kartını çalar. Hollingwood yönetim kurulu üyeleriyle toplantıdayken, başarıyla korumaları geçer. Abigail ofisin içinde ölen katılımcıların otopsi kayıtlarını bulur ve bu kayıtlar onu şaşkına çevirir. Çalışmanın deneklere hayvan DNA'sını aşılayarak insanüstü yaratıklar yarattığını keşfeder. Bu türe Homo Titani adı verilmiştir. Bu sırada Doktor Eric Blake, Hollingwood'un yaptığı bu evrimsel deneyleri onaylamamakta olduğunu söyler. Kurul etik sebeplerden dolayı bu deneyi kapatmakla tehdit eder. Sonraki gün Hollingwood bir kez sağlığı hakkında bilgi vermek için ziyaret eder. Ona duyularını geliştirmek için bir beyin ameliyatı olması gerektiğini söyler. Abigail kocasına karşı korumacı davranır ve bu ameliyata sonuna kadar karşı çıkar. Kontrolünü kaybeder ve bağırır. Doktor bu deneylerin sonunda ne olacağını bilmediğini itiraf eder. Ama Rick'in bu ameliyata ihtiyacı olduğunu ekler. Ertesi gün Rick görüşünü tekrar kazanır ve gerekli olan beyin ameliyatı için saçlarını keser. Diğer gönüllüler gibi kendisini laboratuvardaki doktorlara teslim eder. Bazıları vücut sistemlerindeki sıkıntılardan dolayı hayatını kaybeder. Geriye sadece Rick ve Tully kalır. Kurul Abigail'e ameliyatın başarılı geçtiği söyler ama beklemedikleri sonuçlar olduğunda ekler. Bob ve Lucas Rick'i ertesi gün ziyarete gider ama gördükleri karşısında korkuya kapılırlar. Rick ve Tully tamamen başka bir türe benzemektedir. Renkleri beyaz ve görünüşleri uzaylı gibidir. Ayrıca konuşma yeteneklerini kaybedip sadece düşük frekanslı sesler çıkarabilmektedirler. Bu da insan kulakları için duyulmaz bir şeydir. Diğer tarafta Tully'nin kocası da gördüklerine şok olmuştur buradadır. Eve döndüklerinde Rick sessiz ve tamamen farklı birisi gibi gözükmektedir. Abigail ona kıyafetini giyerken yardım etmek istediğinde Rick ona zarar verir. Şoka uğrar. Hayatı boyunca tanıdığı adamın artık o olmadığını fark eder. Onu gözlemler ve bu sürecin artık geri döndürülemeyeceğini de anlar. Lucas'ı yatağa yatırdıktan sonra Tully'nin Rick'e havuzda yaklaştığını görür. Tully'nin elleri kan içindedir. Rick'e kocasını öldürdüğünün bilgisini verir. Evlerindeki kameralardan dolayı askerler hemen harekete geçer. Silahlarını bu iki yeni türe doğru tutarlar. Ama onların umrunda değilmiş gibi gözükmektedir. Tully askerleri yanaşır. Bu yüzden ona ateş açıp yere düşürürler. Adam cesede yavaş yaklaşırken üçünü tekrar kazanır ve askerlerden birini öldürür. Kalan askerler onu kurşun yağmuruna tutarlar. Bu sırada Rick sadece izlemektedir. Bir anda Rick Tully'nin intikamını almak için askerlere saldırır. Birkaçını kolaylıkla öldürdükten sonra Abigail karşısına çıkar ve oradan hemen uzaklaşır. Bu haber Anorus'a ulaşır. Askerler oradan ayrılmadan önce Hollingwood Rick'in önemini onlara vurgular. Rick'in kayıp olduğu o anda Abigail askerlerden onu korumak için evi terk eder. Onu sabah koşu yaptıkları bir tepede aramaya başlar. Birkaç seslenişten sonra Rick ağaçların arasından çıkar ve Abigail ile yüz yüze gelir. Rick ona yavaşça yaklaşırken Abigail'in korktuğu yüzünden belli olmaktadır. Ama korkmasına rağmen onun elini tutar ve yüzüne bakarak derin bir iletişim kurar. Romantik bir an yaşayıp birbirini öperler. Ama tam bu sırada askerler gelir ve ikisini de tutuklar. Abigail bir yatakta uyanır. Hollingwood'u yanında görür. Rick'in bir an önce Titan'a gönderilmesi gerektiğini söylemektedir. Ne kadar uzun süre dünyada kalırsa hayatta kalmak için olan şansı da o kadar azalacaktır. Abigail'a Rick'i tuttukları yere kadar eşlik eder. Dünya onayı gelmediği için özel bir yere kapatmışlardır. Hollingwood onu Rick'e kimyasal lobotomi yapması için zorlar. Bu sayede Rick'in bütün hafızası silinecektir. Kendi karısı dahil. Seçenek olmadan Abigail bunu kabul eder. Enjektör elinde tutarken camdan yapılmış bu kafese girer. Rick buna bu durumu kabullenir bir şekilde bakmaktadır. Kısa süre sonra Abigail iğnin yapar ve yolu başından öp kafesten çıkar. Hızlıca giderken Freya'yı da yanına alır ve bölgeden ayrılırlar. Abigail aslında Rick için ayrılmış olan iğneyi değil, zararsız bir tuz uzvu iğnesi yapmıştır. Rick Patterson'ı öldürür. Sonrasında kaçıp özgürlüğüne kavuşur. Bu sırada Abigail ve Freya Lucas'ı yukarıdaki odadan alıp kaçmaya çalışır. Kısa süre sonra Lucas babasının kanlar içinde olduğunu görür ve hepsi ona yardım etmek için koşar. Askerler ve kurul onlara silah doğrultur. Hollingwood merdivenlerden yavaşça inerken onları tehdit eder. Ama Abigail kocasının yanından ayrılmaz. Hollingwood askerlere onları vurmasını söyler. Askerler ise bu emire uymaz. Onun yerine namlularını ona doğru çevirmeye başlarlar. NASA onlara Rick'i kurtarmada yardımcı olur. Doktor Blake, Rick'in ailesine yardım etme teklifinde bulunur. Bu projenin dünyaya umut verdiğini düşünmektedir.
Güvende olsalar bile, Lick'in yeni sistemi ve vücudu bu dünyaya uygun değildir. Bir süre sonra Abigail ve Freya yine araştırma merkezinde görevli olurlar. Bu sefer daha etik çalışmaktadırlar. Lucas'a sahip çıkmaya çalışır, Beric için umutlarını yüksek tutmaktadır. Çünkü o artık Titan'a gitmiştir. Orada bulunan ilk gelişmiş insan olan Rick, araştırma projesi için gezegeni keşfetmeye başlar. Vücudu gezegene iyice uyum sağlayıp orada yaşayabilir hale gelmiştir. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşça kalın.